Sayın Cumhurbaşkanı şu sözüne yürekten katılıyorum. Yeni kapı ruhu yaşatılmalı. Ben Yeni Kapı'da 12 maddelik bir konuşma yaptım. Konuşmanın birinci maddesi şuydu. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın. Bugün açıkça adliyeye siyasetin sokulduğunu hep beraber tanık olduk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki burası milletin mekanıdır. Milletin mekanında yargının gelip adli yıl açılışı yapması da doğaldır. Şimdi milletin mekanı Türkiye'nin tamamı milletin mekanıdır. Burası da millete ait bir mekandır. Bana aitti ki. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da millete aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de millete aittir. Ama devletlerin gelenekleri vardır, töreleri vardır. Her yerin kendine ait özelliği vardır. Devleti devlet yapan budur. Sonra milletin mekanı diyorsunuz. Ama millet kaça mal olduğu mekan onu bilmiyor. Kaça mal olduğunu bilmiyor ama orada adliyeyi topluyorsunuz. Kaldı ki bakın yargının bağımsızlığı dediğimiz bir kural vardır. Amerika'da Amerikan devlet başkanı bir salona girdiği zaman orada hakimler varsa hiç kimse ayağa kalkmaz. Hiç kimse alkışlamaz. Biz de hep beraber ayağa kalkıp hep beraber alkışlıyorlar. Ne demektir bu? Yargı yürütmenin emrine girdi demektir. Yargı siyasete bulaştı demektir. Cumhurbaşkanı salona girdiği zaman herkes ayağa kalkmaz. Herkesin bir yeri vardır, ağırlığı vardır. Ben ayağa kalkarım. Bürokratlar da ayağa kalkar. Ama hakimler bürokrat değildir. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Siz adli yılı açtınız. Güzel. Bir de kalkıp konuşma yapıyorsunuz. Nasıl bir konuşma? Siyasi bir konuşma yapıyorsunuz. Açıkça belli alanları suç kapsamında değerlendiriyorsunuz. Ne demektir bu? Sevgili hakimler, bakın ben size söylüyorum, kararı böyle vereceksiniz. Buna uyacaksınız demektir bu. Tam bir yüz karası toplantıdır bu. Tam bir yüz karası toplantıdır. Niye katılmadın? Ben anayasaya sadakat konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettim. Yasama, yargı, yürütme organı, güçler ayrılığı ilkesine saygı duyacağıma dair yemin ettim. Yeminimize bağlıyız. Namusumuza bağlı olduğumuz gibi. Herkesin de yeminine bağlı olmasını isteriz. Aksi bir tabloyu çizerseniz, yargıyı siyasallaştırırsanız bu yargı nasıl adalette karar verecek? Davaları hızlandırın diyor. Yani yargıya talimat veriliyor. Devletin kurumlarını kendi arka bahçeniz haline dönüştürürseniz Türkiye'de birliği, beraberliği ve huzuru sağlayamazsınız. O açıdan başta yargıya kendi görevinizi biliniz. Adaleti başkalarına teslim etmeyiniz. Adalet çok soylu bir kavramdır. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adaleti bir bilgin şöyle tanımlar. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Sabit yerinde durur, bütün kainat onun etrafında döner. Adalet bu kadar kutsal bir şeydir. Adalete gölge düşürdüğünüz andan itibaren devleti devlet olmaktan çıkarırsınız. Anayasada da bu korunmuştur. Hiç kimse emir talimat veremez diyor yargıya. Emir ve talimat veremez. Siz kalkıyorsunuz, toplantı yapıyorsunuz. Giriyorsunuz salonu, herkes ayağa kalkıyor. Onlara talimat veriyorsunuz. Sonra salondan çıkıyorsunuz. Bu anayasanın ve hukukun açıkça ayaklar altına alınması demektir. Biz devletimizi seviyoruz. Vatandaşlarımızı seviyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Hiç kimse şunu söyleyemez. CHP Genel Başkanı bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için elinden gelen çabayı göstermedi. Yeri geldi bağrımıza taş bastık, sesimizi çıkarmadık. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Ama biz bunu yaparken birileri darbe fırsatçılığı yapıp bütün yargıyı toplayacağım. Bunlar benim emrimde olacak. Gelecekler, sarayda toplanacaklar. Ben içeri gireceğim. Beni ayakta alkışlayacaklar. Bu adaleti aşağılamak demektir. Yargıyı aşağılamak demektir. Böyle bir şey olamaz. Adli yılın açılışında bir, savunma makamı konuşur. Yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı konuşur. İki,
Yargıyı temsilen de Yargıtay Başkanı konuşur. Devletin geleneği budur. Cumhuriyet kurulduğu tarihten itibaren neredeyse hep böyle olmuştur. İlk kez bütün gelenekleri bir tarafa attık. Böyle bir anlayış olamaz. Milletin yeriymiş. Elbette milletin yeri. Kimse itiraz etmiyor ki ona. Milletin yeri ise o zaman gitsinler herhangi bir yerde meydanda toplansınlar. Meydanlar da milletin meydanı. Hep beraber gidelim oraya, yargının önünde saygı duruşunda bulunalım. Yargıya saygı gösterelim.